Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 28 Eylül 4 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, güneş terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve sizin 10. evinizi aydınlatıyor. Dolunay haftasındayız. Hafta sonunda dolunay etkileri altında olacağız. Dolayısıyla tabii ki enerjiler güçlü bu hafta ve üstelik bu hafta 29 Eylül'den, Eylül'den itibaren burcunuzdaki satürn artık retrosunu bitirip ileri harekete dönecek ve Oğlak burcundaki son viraja girecek Aralık ayında satürn burcunuzdan çıkıyor ve 25 derece Oğlak burcunda ileri harekete dönüyor bu hafta özellikle Güneş burcunuz ee, ve yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa satürnden şu anda daha güçlü bir tesir almaya başlayacaksınız ve bu etki Aralık ayına kadar da devam edebilecek yani doğum gününüz 10 Ocakla 21 Ocak arası ise özellikle e, Güneş burcunuz üzerinde bir Satürn enerjisi var. Artık Satürnün hayatınıza getirdiği veya getirmek istediği e, konu ve kavramlar e, güçlü bir şekilde baskısını hissettirebilir. Sorumluluklar, görevler var. Hayatınızda belki iş kurduğunuz işle ilgili mesuliyetler var, aileyle ilgili konular var veya bireysel olarak artık hayatınızla ilgili almanız gereken sorumluluklar var. Şimdi Satürn bunlarla ilgili sizi tekrar bir güçlü bir şekilde yüzleştirmeye başlıyor ve üstelik bu hafta Koç burcunda gerilemekte olan Mars Satürn'e kare açıda. Evet mücadele var ama. Sanki bir engel de hissediyoruz. Özellikle aileyle ilgili konularda ya da evde, yuvada, ebeveynlerle ilgili konularda efor sarf etmeniz gerekiyor. İşleriniz var, çalışmalarınız var ama hep de bir engel ve kısıtlama içerisindesiniz. Satürn bu engeli ve kısıtlamayı arttırabilir. Günlük hayatınızda belki alıştığınız bazı koşulların değişmesi Günlük hayatınızın biraz daha belki baskı altına alınması, daha fazla disiplin altında olmanız, daha fazla sorumluluklarla yüzleşmeniz de mümkün. Kısıtlamalar da söz konusu olabilir. Ee, sağlık konularına dikkat etmek gerekiyor. Sizin olduğu kadar ebeveynlerle ilgili konularda da, sağlıkla ilgili konular e, gündemde olabilir. Satürn zaten eklemleri, kemikleri yönetir. Kaslar, dizler, dişler, cilt. Bununla ilgili kronik sorunlarınız varsa... Onlar biraz daha sanki kendini hissettirebilecek gibi görünüyor. Evdeki kazalara dikkat edin, sakarlıklara dikkat edin. Anneniz, babanız, özellikle ailedeki yaşlı kişiler, olgun yaştaki kişiler, onlarla da ilgili bazı böyle e, hastalıklar, biraz daha, zafiyet konuları, belki kazalar, sakarlıklar oluşabilir. Kronik sorunlar biraz daha kendini hissettirebilir. Çünkü Koç Dolunay'ı da 4. evinizde olacak 2 Ekim'de. Tamamen aile konularına, yuva konularına işaret ediyor. Ve ebeveynlerle ilgili konularda böyle bir e, konuyla sizi sanki yüzleştirecek gibi görünüyor. İçin şironla birleşen bir dolunay tabii ki hastalıklara işaret edebilir. Bazı zafiyetlere işaret edebilir. Ya da sizin ailenizle ilgili, geçmişinizle ilgili, çocuğunuzla ilgili, çocukluğunuzla ilgili... E, eksikliğini hissettiğiniz bireysel anlamda sizi zorlayan eksikliğini hissettiğiniz geçmişle ilgili bazı travmalar, bazı yaralarla yüzleşebilirsiniz. Bunlarla ilgili belki dönüşümler için bu dolunay üzerinizde bir baskı yaratabilir. Artık dolunayın enerjileriyle güçlü bir şekilde bireysel sorumluluklarınızı almanız ve hayatınızda daha radikal bazı hareketlerde bulunmanız gerekiyor olabilir. Evet bu haftadan itibaren Merkür Akrep burcunda ilerlemeye başlıyor. Merkür 11. evinizde aslında arkadaşlar, ilişkiler, özellikle ekip çalışmaları, işle bağlantılı projelerde size fayda sağlayacak gibi görünüyor. Finansla ilgili konularda detaylara dikkat edebilir, hesaplar yapabilirsiniz. bazı özellikle ekip çalışmalarında ya da arkadaşlarla birlikte yapacağınız faaliyetlerde ya da yeni proje girişimlerinde Merkür Akrep Burcu'nda size daha sağlıklı bir şekilde karar verme süreçlerinizde yardımcı olabilir. 14 Ekim'e kadar ileri harekette. O yüzden önemli işlerinizle 14 Ekim'e kadar ilgilenmeye çalışın. Çünkü 14 Ekim ile 3 Kasım arasında Merkür retro olacak. Bu da bazı işlerimizi, güçlerimizi biraz geciktirebilir. Ee, ertelemelere neden olabilir, karışıklıklara neden olabilir sevgili oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.